başka yar seversen buralarda nasıl kalır? Sivas'ın yollarına çık haydın dağlarına, bırak ben beni buram, ölüm geçmez zor. Kışın ömre bedel, ikimizi ayırdı bak, kör olası zalim kader. Sivas'ın yollarına çık haydın dağlarına, bırak ben beni vuram, ölüm geçmez zoruma. Toplan, 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 toplan. Türkiye, Türkiye ve Türkiye'nin komşuları, başta Priştine olmak üzere, toplan, toplan, toplan. Star TV'de toplan, Star TV'ye topla kendini, topla, topla, topla. Burada sıcaklık var, burada güzellik var, burada bereket var, burada her şey var. Burada her şey var. Burada çamur yok. Burada çamur yok, çamur yapmak da yok. Yalnız çamuru biraz siz yaptınız. Direkt rejiye sesleniyorum, Allah cezanızı verecek. Ve arkada yine duruyorum. Başladı mı provam yapıyorlar, şaşırdım yani. Birdenbire beni at dediler, attım hemen ortaya. Halo, halo. How are you? Sen nereye çekiyorsun? Nereye çekiyorsun? Bir bak nereye çekiyorsun? Nereyi? Hani? Hele bir göster bunu çektik yeri. Ne var burada? Hayır burada ne var? Alo, gel gel. Orası mı diyor orayı çek? Ha, orası değil. Sen şimdi kız orada Türk yok isen bağlamacı çekiyorsun. Sen duymuyor musun normalde? Ha, ben bu kamerada ne konuşuyorum ha? Gel buraya Cano. Ya sen var ya, sen bir aslansın aslan. Yani böyle bir aslanlık olmaz. Niye diye sor. Niye diye sor. Niye diye sor bakayım bana. Şşt. Kameranın başı değişti. Bir sor hele bakayım niye. Ha niye. Çünkü ya istediğin zaman beni kısaltıyorsun. İstediğin zaman uzatıyorsun. Bak şimdi uzat beni. Bak uzadım. İn aşağı. İn aşağı. Kafanı kaldır. Bak nasıl uzuyorum ha. Bak bak. Vay 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 vay. Bak yukarı. Kısalt beni. Çık, indir başı. Bak, tamam, yeter. Oo, püç püç. Aşağı in. Allah Allah. Şimdi adamın biri kalkmış sabahleyin, bakmış ki her taraf kar. Her taraf kar. Elini açmış demiş, ya Rabbi Allah, çoluğa çocuğa gidip tarlayı süreceğim, ekmek getireceğim. Şimdi her tarafı kar yaptım. Ben nasıl edeceğim şimdi? Ama demiş sen istersen bu karın hepsini şeker edersin. Ama istemezsin, istemezsin demiş. Yani sen beni istersen kısa istersen uzun gösterebilirsin. La düz ol, düz düz. Düz ol biraz düz. Ya kısa göster ya uzun göster. Bele bele yapma. Bu kavur balıkları oluyor. Aman melekem kavur balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Akşama getireceğim kabadayıları. Akşama getireceğim.
arkadaşlarım. Aman melekem kavur balıkları. Aman melekem kavur balıkları. Akşama getireceğim kabadayıları. Akşama getireceğim arkadaşları. Aman bizim eller bu cürrüdür geçilmez. Yaz bahar aylarına gelsin de gidelim. Ah ah bizim eller bu cırrıdır geçilmez, 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 geçilmez. Yaz bahar ayları gelsin de gidelim. Buradan, buradan, buradan gidelim. Rahmi dayı. Şu anda Rahmi dayı oturmuş bizi izliyor. Bütün arkadaşlarına da buradan selam söylüyorum. Bu Rahmi dayının hatırı için daha buzun hava. Ona buradan gitti. Daha çok yere gidecek. Hele hele bir de Sezen Aksu'nun bir şarkısı var ki şimdi geliyor birazdan. O birazdan gelmeden biz bir baba çağıralım. Böyle bir baba çağıralım. Böyle. Şimdi huzurlarınıza. Abi bu işler böyledir. Birisine... Bilmem ne dersen, birisine bilmem ne dersen isim takar. Bu siz var ya, sizler belasınız ha. Şimdi bu adama da baba deniz, bu da baba kaldı. Müslüm baba, Müslüm baba diyoruz. Başım dumanlı, beni buralardan götür taksici. Yarimden ayrıldım, kalbim yaralı. Beni buralardan götür taksici. Sen de bir zamanla sevmişsin belli.
benim bu halimden anlarsın belki. Şaşırdım yolumu, neredeyim şimdi? Beni buralardan götür taksici. Bakma gözlerimden süzülen yaşa. Boşuna sevmişim onu boşuna. Durmadan şu kalbim Allah aşkına, beni uzaklara götür taksici. Durmadan şu kalbim Allah aşkına, beni uzaklara götür taksici. Bilseydim bu kadar zor oldu. Nasıl unuturum ben, nasıl olurum? Beni buralardan götür taksici. Bakma gözlerimden süzülen yaşa. Boşuna sevmişim onu boşuna. Durmadan şu kalbim Allah aşkına, beni uzaklara götür taksici. Durmadan şu kalbim Allah aşkına, beni uzaklara götür taksici. Gel gel buradayım, gel. Harikasınız. Gel harikasınız. Buradayım. Buradayım, buradayım. Buradasın. Niye buradayım? Ben de buradayım. Burada bu peçeteler var ya. Evet. Bu peçeteler iyi değil. Tüy yapıyor suratta. Hı-hı. Gittim havlu peçete getirdim. Ben bu havlulara çok bayılıyorum. Vay sağ ol. Evde 10-15 koli var. Çok teşekkür ederim. Vallahi havlu çok kullanmıyorum, artık şey yapıyorum. Çok naziksin. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz efendim. Bunu sesim, alıyoruz. Sesim şey yapıyor değil mi? Ha, burada mikrofonumuz var. Evet, evet. Mikrofon var. Şimdi maşallah. Diyorsun ki buradan uzaklara götür taksici. Cepte para yoksa taksici nasıl götürecek? Şimdi herkesin hayatta derdini anlatabileceği, paylaşabileceği bir yakını vardır. Bir o taksici midir yani? Bir yakını vardır. Efendime söyleyeyim. Allah'ım, bu arkadaş da kendisine derd ortağı olarak taksiciyi seçmiş. Yani bir kusur olduysa özür dileriz. buradan sesleniyorum. Gerçekten taksici dostlarımız bir kamu hizmeti yapıyor. Onlara sevgimiz, saygımız sonsuz. Buradan da selam olsun onlara. Onlarla paylaşalım yani. Ayrıca onlara, kıyanlara da
kıyanlara da yüce Allah, yüce Allah bildiği gibi yapsın. Lanet olsun. Onlara kıyanlara da yüce Allah bildiği gibi yapsın. Yani gecenin saat 4'üne 5'üne sabahına kadar bekliyor uykulu uykusuz, evine ekmek götürecek. Onun kazandığı ne, ondan alacağımız ne, bir de onun canına kıyalım. Evet. Gel abi, tamam. Gel abi. Teşekkürler. Bu kravat ve mendil meselesine gelelim abi. Bu önemli bir mevzu. Ben kravat. Sakini sileceksen bunu niye verdim sana? Ben sen bunu estağfurullah, ben de seni gülüştürüyorum. Ya benim... Allah işte kravat. Nedir bu kravat? Medeniyet yuları diyorlar işte. Bu yani... Medeniyet neyi? Medeniyet yuları. Kim bulmuş bunu? Hırvatlar mı bulmuş? He? Bunu zannediyorum Hırvatlar bulmuş. Hırvatlar. Öyle mi? Evet. İyi de yapmışlar yani. İyi de yapmışlar. Kravat etsin güzel. Boyu da uzat ya. Efendim? Boyu 1.80 miydi? 2. 2. Boyum 1.82. Hayır ben etkim lan. E tabi sen şimdi de aslan gelirsin. İlerleyen dakikalarda itiraflarımız olacak. Siz bizim Müslüm Baba'yla nasıl tanıştığımızı çok bilemezsiniz. Ben bir sefer İbo Show'da anlatmıştım. Yeni nesile de anlatmak lazım. Nerelerden geldik, nasıl geldik? Reklamlardan sonra demeyeceğim. Şarkıdan sonra da demeyeceğim. İlerleyen zaman. Yani canımızın istediği zaman istediği yerde söylerim kardeşim. Allah bizi izlemeye devam edin. Hayret bir şey ya. Evet. Do çek. Do göreyim evladım. Do göreyim. Ya da. Sezen Aksu'nun parçasını demişim. Dün akşam Kıbrıs'ta programdaydım. Beni çok seven, anam kadar beni seven, münevver anne için söylüyorum. Keskin bıçak. We'll be right back.
sevdim yarım. Güneydi ne oldu şu kez canım. Ertelendim hayatta sevdim yarım. Ah derken bugün olmaz olmazsa ah olur. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Diyor ki, diyor ki, imparator, bir de onu da ilave edeyim. Sana geldiğim için kocam beni boşatacak. Seninle resim çektirmezsem boşanacağım diyor. Böyle bir yalan yok. Asıl benden resmi çekersen boşanırsın. Ama dünya ahiret kardeşimizsin. Madem bize kadar gelmişsin, bizim çulumuza ayak basan herkes bizim arımızdır, namusumuzdur, şerefimizdir, misafirimizdir. Müslüm Baba. Evet. Müslüm Baba. Anlat. Biliyorsun birazdan itiraflar var hanım ya. İtiraflar abi, senin o itiraflar köşen çok enteresan. Hı? De biz yani ne anlatacağız? Biz ikimiz daha çok şey anlatacağız da sen kendin ne anlatacaksın? Ben kendim ne anlatacağım onu düşünüyorum yani. Ne? Bilmiyorum ki. Hiçbir renkli tarafı yok mu yani, böyle renkli menkli bir şey? İnşallah. Vardır bir şey. İnşallah bir şeyler oluşur. Gel o zaman. Nereye olacak? Gelin. Cano. Cano'ya mı gidelim? Gel abi. Ne yapacağız Cano'ya? Gel abi. Bizi yemezsin kardeşim. Bizi yemezsin Cano. Yok yemez yemez, gel gel. Bak Cano. Canoşki. Sana arkadaşımı getiriyorum. Sevdiğim, sesini de sevdiğim, edebini, terbiyesini, adamlığını da sevdiğim, canım kadar sevdiğim bir arkadaşımı getirdim. Sakın kısa göstermeyesin. Bak gebertirim seni. O da benim kimin yüzündür bak. Buyurun. Ne buyurun. Oldu? Baş başa. Yalnız direkt onu anlatıyorsun. Eyvah. Eyvah diye asıl bir itiraf da olabilir. Eyvah diye. Eyvah rinlinga dinlanga yine ayrılık göründü. Eyvah. Çok kalbim yerinden söküldü. Eyvah. Tıp. Eşinizle nasıl tanıştığınızı anlatın. Yedi beyni bu evladım. Bırak ya da adamla anlatacaksan nasıl? Eşinizle nasıl tanıştığınızı anlatın. Sana ne? Onu anlattık. Onu anlatmış kardeşim. O şimdi onu anlatmış. Gerçekten çok. Kafam gerçekten biraz karman çorman ama iyi. Kafam biraz bundan iyi. Aklıma bir şey geldi. Onu ben isterseniz buradan itiraf edeyim. Teşekkür ederim. Bundan 7 yıl önce
Kütahya'ya bir askeri. Askere gidiyorduk yani. Konser için askere gidiyorduk. Kışlaya. Yanımda menajer arkadaşım da vardı. Sevgili Nevzat. Arabayı kendisi sürüyordu. Hava da çok sıcaktı. Bu aldı götürdü bizi. Bir müddet gittik. Baktım çok yavaş gidiyor falan. Dedim ki sağa çek. Ben dedim arabayı süreyim. Biraz ben götüreyim. Sen arabada kullanıyor musun? Fakat kullanıyor musun? Tabii canım. Ciddi mi söylüyorsun? Oo. Hiç görmedim. Hayret bir şey. Güzel, bu güzel bir itiraf. Ben hiç görmedim vallahi. Bak terledi. 20 yıl, 20 yıl. 20 yıllık. 20 yıldır ehliyetim var. Allah aşkına. Tabii tabii. Vallahi görmedim abi ben. Yalan mı söyleyeyim şimdi? Tamam. Hı. Derken direksiyona geçtik. Ben tabii o sıcağın verdiği rahatsızlıkla gaza basmışım. Arkamdan baktım bir siren sesi. Dönüp baktım polis. Diyor ki sağa çek. Hayır diyecektim ki anlatmayacaksın haftaya anlatalım diye düşünüyorum. Sağa çek. Ama çok 7 sene oldu yani. 7 sene oldu. Aklımda pek net değil. Sağa çektik. Polis tabii bizi gördü. İşte Üstün Bey çok hızlı yapıyorsunuz. Bu nedir yani? Fazla hız, sürat, tehlike mahiyetinde bir şeyler söyledi. Ya biz dedik ki yani memur bey biz fazla sürat yapmıyoruz. 80'le 90'la gidiyoruz. Olur mu efendim işte? Nereye gidiyor? 80-90. 80'le 90'la. Böyle bir yalan gidiyoruz. Yok. Olur mu dedi siz dedi. Yani 90 üzerinde de sürat yapıyorsunuz. Ya dedik yani inan gerçekten 90'la gidiyoruz falan. Neyse. Polis peki dedi. Ve biz çektik gittik. Oysa ben o gün o yolda Kütahya'ya giderken hızım 130 falandı. 130, 140'tı. Buradan itiraf ediyorum. O polis arkadaşım da haber olsun. Şimdi buradan söylüyorum. Yani demek istiyor ki Canoş. Demek istiyor ki o gün polisi kandırdım diyor. Aslında hızım öyleydi polisi kandırdım. Öyle diyor değil mi? Evet. Bak o da diyelim. Evet. Yani evet, bugün evet. Doğru söylediğiniz mi söylüyorsunuz? Evet bugün doğru söylediğimi itiraf ediyorum. O gün aldatmıştık polisi. Gerçekten de sürat yapmak iyi bir şey değil. Sürat felaket demektir. Sürat felaket demektir. Ama ben o gün işte o sıcaklığın vermiş olduğu rahatsızlık neticesinde gaza basmıştım. Böyle bir olay yaşamıştık. Buradan itiraf ediyorum. Bitti. Şimdi insanlar bazen yalan söylediği zaman bakar ki onu sıkıntılar basar. Gece uyuyamaz, rahatsız eder. Şu anda rahatsız olmuş. İtiraf aklına o geldi. 7 senedir rahatsız olmuş. Bugün İyi ki itiraf evet. Bölümümüz var. Yoksa bir 7 sene daha gidecekti bu. Buradan kusura bakmasın diyorum. O gün öyle oldu. Öyle bir şey. Ben de bir anımı anlatıyorum trafikle ilgili. Ben de diyorum ki karayollarına sesleniyorum. Trafik bölge müdürlüklerine sesleniyorum. Halkla polisleri bir araya getirmeyin lütfen. Avrupa'daki gibi hız işaretlerini koyun. Onu bilelim.
Köşede duran polis birdenbire çıkıp bizi durdurmasın. O anda biz görmüyoruz, gidiyoruz. Sonra itirazlar, yalanlar söylüyoruz. Levha da yoktu tabii. Levha yok. Gördün mü bak? Gördün mü? Yoktu. Ne oluyor o zaman? Polisle yüz yüze geliyorsun, birbirimizi kırıyoruz. Evet, yani o günde o askere yani gitmem. Yani ben de Bodrum'da bir ekip arkadaşlarımla şeye girdim. Ben de onlardan özür diliyorum. Evet. Ne oradan şey diyor? Düet diyor. Düet. Nedir o kardeşim? Düet diyor. Ne söyledin? Akordan söyledin evladım. Kardeş. Mutlu ol yeter mi? Allah! Hangi dondan çalıyorsun? Do yap, do. Bu gerçi Mutlu Ol Yeter şarkısı senden de göründü, benden de göründü ama... İkimizden de görüldü. İkimizden de görüldü. Yani görücüye çıktı. Aynı zamanda çok sevildi. Ama ısrar ediyorsunuz. Tekrar okuyalım. Ne diyelim? Peki. Üç, dört. Önce Tanrı sonra sensin.
yabancı şarkı gibi dinlersin. Benim için önce Tanrı sonra sensin. Bir tek dileğim
içim içim hep böyle yanacak mısın? İçim içim hep böyle yanacak mısın? Yollarıma gelir diye bakacak mısın? Allah yollarıma gelir diye o zalimin adını anmayacaksın. Anmayacaksın, sızlamayacaksın. O zalimin adını. Hey, hey. Teşekkürler. O zalimin adını anmayacaksın. Siz size gelin evladım, siz size gelin, siz size gelin. Evlerinin önü boyadım, yerden yere vurdum sen beni beni. Evlerinin önü boyalı direk, yerden yere vurdum sen beni beni. Doçek, doçek, doçek. Evet, evet, evet. Yerden yere vurdun sen beni beni. Her acıya dayanamaz bu yürek, her acıya dayanamaz bu yürek. Ölürümde ayrılamam yar senden. Her acıya dayanamaz bu yürek, ölürümde ayrılamam yar senden. Senden beni gören deli olmuş sanıyor. Ölürümde ayrılamam yar senden. Ölürümde ayrılamam yar senden. Beni gören mecnun olmuş sanıyor. Ölürümde ayrılamam yar senden. Ölürümde ayrılamam yar senden.
Vurduğu yerde şey bitiyor vallahi. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Maşallah yani konuklarımız da enerji dolu. Tebrik ediyorum. Bravo. Sazlarımız da keza öyle. Sen de öyle, bilmiyorum ben de. Sende de var mı enerji? Acayip, acayip, acayip vallahi. Teşekkürler. Hareket. Ne, ne? Beni benden alırsan seni sana bırakma. Bu şarkı bugün ikinci magazin.com'da, magazinoteli.com'da ikinci şarkı, ikinciyi okuyorum. Sonra bir tane daha var, onu yine oradan istektir. Yani şarkılar arasında seçiyoruz. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi bilmedin bileceğin ya. Ah yalancı dostlarından el alemin lafından geçmedin geçeceğin ya. Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırdın yerlere attın yaralı kalbi, affeder mi? Bu gönül az mı kahrını çekti? Bensiz aşkın yaralı kalbi affeder mi? Yağıt koydum dolaba, ellere vay. Yağıt koydum dolaba, ellere vay. Bugün başım kalaba, bugün başım baba uzun havalarından baba. Ne uzun hava okur, ne uzun hava okur bu biliyor musunuz? Bu ne sessiz ilandır bu var ya bu. Sessiz sedasız böyle. Abi hançere bile bıraktım, özür dilerim ben altına geldim. Ya şimdi ben ya abi alo. Ne güzel gidiyordun bak. Baba ben hançeri evde bıraktım. Emin ol. Yani nasıl edeyim şimdi ben yani? Hançeri mi evde bıraktın yoksa hançereyi mi? Hançereyi mi?
Tam gittim içeri bir yudum su içtim vallahi ya. Vallahi su içtim bir yudum, ne yapayım? Şerbet niyetine. Sakın, yalan yok bizde, doğru. Canı doğru söylemez. Ama bence en güzelini yapmışsın. Evet. Şimdi adamın biri zamanında çok alkol alırmış. Bu böyle çok alkol alması neticesinde parası var ki alıyor. Parası var ki alıyor tabii ki de. İşte iptirası bir adam. Efendime söyleyeyim. Çok içme neticesinde yatağa düşüyor. Bu adam artık gidecek. Ağzı dili kuruyor. Ya diyor dostlar bana, hadi dostları da etrafında, artık gidecek. Ya diyor dostlar, Allah için yani benim ağzım kurudu, ağzım dilim kurudu. Bana bir içecek verin. Dostlarından bir tanesi de gidiyor. Hemen 3-5 adım ileride musluğa bir bardak su dolduruyor ve adama getiriyor. Buyur ağam diyor. İç. Suyu. Evet. Adam suyu içiyor. Lakır 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 lakır. Neticesinde diyor ki ya diyor arkadaş diyor. Bu neydi böyle diyor ya, bu ne kadar güzel bir içecekmiş diyor filan. Dostlar da diyor ki ya diyor kardeşim diyor işte diyor. Buna su derler, su. Bu su. Allah Allah diyor ya, su ha. Adam o güne kadar suyu tanımıyor. Lafı burada kesiyorum. Keselim abi. Reklamlara giriyoruz.
Evet, şimdi baba oturuyor. Dostlar. Baba oturuyor, babanın huzurunda. Babanın huzurunda ses yarışması yapıyoruz. Evet, ses yarışmamız başlamıştır. Yarışmacı arkadaşları buraya alıyorum. Scandi the board üyesi. Yalnız, yalnız sevgili şey İbrahim. Bu makyaj yapmışız ya. Merhaba. Bu okuduğum iki şarkı Sun Müzik adına sevgili müzik direktörü arkadaşımız Burhan Bayar Beyefendi ile oluşturduğumuz son albümden iki şarkı idi. Beni pek ilgilendirmiyor. İsim beni ilgilendirmiyor. Sen gel otur. Sen ellerini hayır, öperim. Hayır, sen hayır, hayır, öperim. Hayır. Yani anladım. Haberimiz anladım. Haberimiz ola. Do you understand? Yani sonra yeni kasettir. Yeni ki, kasettir. Yeni kasettir. Evet, onu demek evet, istiyor. Evet, evet. Onu demek istiyor. Onu demek istiyor. Peki. Peki. İsim alayım. Mehmet Kayacan. Mehmet Kayacan. Mehmet Kayacan. Allah Allah, ne bağırıyorsun ya? Heyecan mı? Ney? Soyadı? Nurcan. Nurcan Ural. Nurcan? Ural. Ural. Ersin Güloğlu. Ersin? Güloğlu. Güloğlu. Vay be, İbrahim Dikenoğlu. Ne söyleyeceksin bize abicim? Buyurun. Bakşı dünyanın türlü türlü haline. Ne gelirse aklan gelir kuluna sabredelim. Sen bir camide ezan mazan okudun mu? Hayır. İlk defa elime mikrofon alıyorum burada. İlk defa. Evet. Abi niye bizi katlediyorsun? Niye katletmiyorum. Bir şey daha söyleyeyim. Aynı ezan gibi okuyorsun. Yani ben istesem bu şekle sokamam bunu. Devam abi. Hiç kimseler çare bulmaz ölüme. Ne gelirse aklan gelir kuluna. Sabredelim. Parça seyyahtı, direkt sabah oldu biliyor musun? Sabah makamına geçti. Direkt sabah okuyorsun bunu biliyor musun? Aslında parça seyyah. Bak şu dünyanın türlü türlü haline. Seyyah, eyvah evladım. Yalnız bir şey söyleyeyim sizlere. Bunu bu hale getirmek öyle kolay değil ha. Seyyahtan al, sabah oku. Öyle. Tebrik ediyorum. Hanım kızımız. Mızı kızı. Ağzını açmıyoruz. Beni neden yarattın? Ağzını aç. Beni neden... Ağzını aç. Evet. Ben diyorum ki... Neden yarattın? Neden yarattın? Ben de mutlu olmak
güzel kızımıza teşekkür ediyoruz. İmam kardeşime de teşekkür ediyorum. Şimdi sıra sende. Heyecan var mı? Acı var mı? Acı. Yanında olup heyecanlanamamak. Heyecanlanabilirsin. Acı var mı? Yok abi, ne acı olsun? Onu lan düşün, çiğ köfte yapıyorsun, acı yok. Hiç olur mu? Dünya tat vermiyor, düzen kalmadı. Ölem kalmadı. Aman aşkına çaldım sazım, gücendi. Sevda denizinde yüzen kalmadı. Muhabbetim bitiyor, sözüm gücendi. Sözüm gücendi ayağa. Sana gücendi. Gücendi yüreğim. Sana gücendi. Fazla hırpalandı. Fazla gücendi. Sana gücendi. Öyle çok incittin, öyle kırdın ki dünyada en fazla sana gücendi, sana gücendi. Gücendi yüreğim lele aşka gücendi. Fazla hırpalandı, fazla gücendi, sana gücendi. Eyvallah, sağ olun, sağ ol. Ver abi, ver tabii, millet önünde şey yapma, millet şey yapma. Allah Allah, şeyden sonra. Allah Allah, alkışlardan sonra. Evet, İmam Efendi. Yani alkışlama açısını söyledim yani. Hoca Efendi, ne diyorsun bu alkışa? Ben bir şey demiyorum. Herkes benim yanıma gelecek o zaman. Efendim, İmam Efendi dedim. Sakın imamlar alınmasınlar abi. İmamlara, Allah için yola çıkanlara bizim saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Allah'ın aşkıyla yürüyenlere biz yol oluruz. Yoldaş oluruz. Yol açarız. Dağlar deler, öyle gideriz. Biz bir defa Allah demişiz. Başka da hiç kimseye güvencimiz, itimadımız da kalmamıştır. Bir tek Allah'a inanıyoruz, ona her şeyimizi de ondan istiyoruz. Hiç. Rica ederim. Hanım kızımıza alkışımızı alayım. Şu anda şöyle biraz yükseldi. Evet. Delikanlı kardeşimizi alıyoruz. Bu artist bu. Bu artist. Siz ikiniz de garibim Ahmet. Bak gittim bilete. Falan filan böyle. Ulan sen var ya, Allah cezanı verecek. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ferah. Geliyor. Ferahlı ol bile. Yüreği ferah tut. Al bu kaseti. Benim hediyemdir sana. Sen de bu kaseti alıyorsun. Güzel kız. Onların ikisi yanağından. Bütün erkekler adına, erkeklerin şanındandır hanıma saygı. Bu da gecemizin birincisi, İvo Show'un birincisine İbrahim Tatlıses CD'si hediye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada bir kişi var, hele gel bir bakım. Bir gel bakım hele. Böyle süslü müslü de giyinmişsin, vay vay, pembeler, membeler, beyazlar içinde. Hele verin gelsin bakın, bu ne diyecek, hele bu ne diyecek? Biz bir canız, öz haktan, halen ağzı, hamaraçta.
nasıl olur olsun, göçüp giderken dünyada biz bir canız ıslakta. Haylamızı Maraş'tan bıraktım olur olsun, göçüp giderken dünyada. Ferah kızımıza, bu kaseti de var bunun, çok da güzel. Türkiye'ye hizmet eden, türkülere hizmet eden herkese biz de hizmet ediyoruz. Güzel kızımıza teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Hizmet denince hemen aklıma belediyeler geliyor. Belediyeler, belediyeler. Hayatımızda çok önemli yer alan belediyeler. İki hafta önce Tatlı Ses Kebab'ın önünde, Seyrantepe'de bir ayda 4 defa kaza oldu demiştim. 4 yol ağzı orası, herkes süratli gidiyor demiştim. Şişli Belediyesi mi, Kağıthane mi demiştim, hangisininse o bölge lütfen el atsın, orada barikat yapsınlar, şey ne o, banket ne o? He? Kasis. Evet. Kasis. Kasis. Aklıma geldi sevgili abimiz Dikran Masis. Ha güldü. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. Thank you, Shono. Ladies and gentlemen. Mene. Evet. Bundan 5 gün önce ben Bodrum'dan geldiğimde lokantanın önüne gittim. Bir baktım ki 6 şerit atmışlar. 6 şerit. Böyle orayı donatmışlar. İnşallah orada bir daha kaza olmaz. Aynen Kağıthane Belediyesi'ne hız kesme o neydi? Kasisleri yaptırdıkları için Kağıthane Belediye Başkanımıza ve orada görev alan her arkadaşımıza sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Ve de
Do 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 do. Ne? Aa, yoruldun evladım. Aa, yedin beni siy. Çok pes geliyor evladım artık yani. Bu yaştan sonra. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Fincanın etrafı yeşil aman aman. Aç kolun kolların boynumdan aşık. Aç kolun. Sarhoşum dilim dolaşır aman aman. Sarhoşum dilim dolaşır aman aman. Ağam kız, canım kız, yandırdın beni. El etti, göz etti. Thank you.
suda yanar balıklar. Ben derdimi söylesem. Taksiyim. Hemen müdahale ediyorum. Bu sözün şeyini alıyorum. Ben derdimi söylesem diyor, suda yanar balıklar. Bu nedir usta ya? Nereden? Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya? Şimdi kim geliyor huzurlarınıza? Kim geliyor? Kim geliyor? Ney? D harfi diyorsunuz. Evet, evet, evet. Genç kızımız Didem geliyor.
Gerçekten mi beğeniyorsunuz yoksa? Çünkü sokakta herkes onu bana sormaya başladı, gerçekten onu sormaya başladı. Ve ben bu parçayı getirdi, o alkış bölümlerini ikimiz baş başa oturduk. Tonmeister kardeşimiz Cenk'ti değil mi? Evet. Şşt, konuşmak yok. Cenk'le birlikte montajını yaptık. Şimdi reklamlardan sonra buradayız, daha gitmiyoruz. Bakalım ne yapacağız birlikte. Canım. İleriden gel bize doğru. Başlamayla birlikte oradasın. Evet. Reji özür diliyorum. Gönül dağı yağmur yağmur burada. Sana ne? Tufi. Anamı kim? Anamı ki kim? 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gel! Oğlum, alkışlara göre geleceksin. Git geri. Bak, evet geliyorsun. Büyük bir kıza, evet. Gel. Bak, alkışa göre. Evet, geldim buraya abi. İçeriden gelen mesajlar. Gelen mesajları değerlendiriyorum. Kızımız için. Didem. Sensiz nerelere gidem oy. Didem. Başım alıp nerem. Yanımda ha? Allah cezanı verecek. Diyorlar ki bu kızın kemiği yok mu? Var. Kaburgaları bile var. Bak. Tık 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 tık. Tık, doktorlar dinler ya. Yap bakayım kızım. Kemiği de var ama kendisi gerçekten o bel hareketleri olağanüstü. Ben bir şeyi beğenmezsem huzurlarınıza getirmem. Şimdi benden rica etti. Ha, onun kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız, ne olduğunu, ne iş yaptığını, nerede çalıştığını öğrenmek istiyorsanız magazinoteli.com'a gireceksiniz. Kızımızı orada göreceksiniz. Orada ufak bir şeyler anlatmış, kendi kendine bir şeyler anlatmış. Ve ben artık bir olaya imza atıyorum. Magazinoteli.com'u açıyorsunuz. Orada bir şeye gireceksiniz. İbrahim Tatlıses bıyıklarını kessin mi, kesmesin mi? Bir dakika abicim, gelecek olan referan... Ne derler ona? Ne derler ona Müslüm Baba? Referandum. Referandum mu? Referanduma göre değerlendireceğiz. Ben bıktım bu bıyıklarımdan, bıktım. He. Bıyıksız insan görüyorum, ne kadar hoşuma gidiyor bile. Pırıl pırıl. He. Şimdi. Oraya açın, girin. Şu neticeyi alacağız.
neticeyi, evet mi hayır mı? Şimdi bana dedi ki İbrahim Bey rica ediyorum ne olur dedi Karagöz'ün Habbesini oynayabilir miyim? Peki ben de dedim. Evet 3-4 Karagözüm habbesi Le 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 canım Gönlümü sevmez herkesi Eskersen güzelsin Allah olursa o kız olsun Le 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 canım Esmerler kovardası Esmersen güzelsin Olursa o kız olsun Le 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 canım Esmerler kovardası Esmersen güzelsin Allah işini gücünü rast getirsin. Allah'ım seni esirgesin. Bakıyorum. Neredeydin dün? Nerede konsere gittin? Ha. Kulağıma söyle. Romanya'ya ekstraya gitti. Artık Ivo Show'dan sonra ekstralara da gitmeye başlıyor. Harika. Harika. Hadi bakayım güle güle. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Müslüm Baba geliyor. Ya şimdi pardon. Ben şimdi... Biraz evvel o sarhoşu anlatmıştım. Ne oldu o sarhoş? Ha, pardon gel 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 gel. Evet sarhoş su dedi bu sudur. Suda kalmıştık. Evet suda kalmıştık değil mi? Evet suda kalmıştık. Adama getirdiler netice itibariyle suyu bir ve, bardak evet. su. Ve adam içti. İçtikten sonra dedi ki ya arkadaşlar bu ne güzel bir içecek. Dedi. Dedi. Dostlara da dedi ki kardeşim işte buna su derler. Bunun adı su. Allah Allah. Ya nasıl bir şey yani bu su? Bir dakika. Stop. Evet su. Takos koy baba. Takos koy. Adam da buna mukabil demiş ki ya arkadaş hakikaten ben bu suyu tanısaydım hayatımda hayatım boyunca bu rakıyı içmezdim. Demek ki en güzel içecek suymuş demiş. En güzeli su. Su. Evet su. Peki senin için bana mesajlar geldi. Yemin billah ediyorum. Yemin billah ediyorum. Ben kendi gözlerimle görmesem inanmazdım. İçeride dediler ki Müslüm Baba her türlü şeyi karıştırmış öyle mi çıkmış? Suyu, yaşı, kuruyu hepsini. Bak hep bizim adımıza böyle şeyler denir. Ama namusuma, şerefime, Allah'ıma, kitabıma elinde sigarası vardı. Ne reklam yapmayalım. Ne sigara değil. İsmini söylemeyeyim. Yabancı bir sigaraydı. Ve önünde bir bardak çayı vardı. Şerefsiz evladım budur. Ama içeride bana en az 10 tane mesaj geldi. Babanın hali bu. Hali, hali. Babanın hali bu. Ve baba yeşil ördek şimdi... gibi diyor daldın Ay. Göllere.
başım alıp gidem gurbet ellere. Sen beni unut ne de ben seni. Başım alıp gidem gurbet ellere. Sen beni unut ne de ben seni. Sen beni unut ne de ben seni. Sevdim cemalin, güneşim, ayım. Seni seven aşık neylesin malım. Getir elbasayım, kelamın ulanım. E sen beni unut nere. Getir elmasayım kelamullahım. E sen beni unut ne de ben seni. E sen beni unut ne de ben seni. Tam sözlerimi bitirirken Müslüm Baba bir şey diyecekti. Ben... Babanın halı budur dedim ya. Babanın kendine yakışan o böyle hareketleri falan. Zannediyorlar ki Müslüm Baba çekmiş, çekmiş, çekmiş öyle çıkmış. Yok öyle bir şey ya. Bu bana, biz sizlere saygısızlık edemeyiz. Bu bana mahsus bir hadise değildir. Mevzu değildir. Bu tabii sevilen, sevilen sanatçılara böyle... bu tür her türlü yakıştırmalar yapılıyor. Yani şimdi ben şarkı okurken gerçekten o şarkıya yoğunlaşıyorum. Onu yaşamaya çalışıyorum. Tabii neticesinde bir takım görüntü olarak vücudumuzda deformasyonlar meydana gelebiliyor, gelebiliyor. Bu da tabii yanlış izlenimlere neden olabiliyor aslında. Alakası yok. Dediği gibi İbrahim arkadaşımın sadece ben burada bir öyle bir sigara içtim ve geldim. Çay bir. Natürel şey. Yani ve çay. Çayı unutma kardeşim. Yalancı evet. mı çıkaracaksın? Evet. Evet. Saf gel. Bir vaziyette sizin karşınızdayım. Gel yanıma sevgili gel. Dostlar yani. Haberiniz ola. Evet. Canu. Şimdi başında demiştik ya. Müslüm Baba'yla nerede tanıştık? Nasıl tanıştık? Ben ilk Müslüm Baba'yı Urfa'da şu anda tapusu bana ait olan, önce Allah'a sonra bana ait olan, biliyorsunuz her şey Allah'ın malı. O var etti. Biz tapulanıyoruz, mapulanıyoruz, bekçilik ediyoruz daha doğrusu. İnci sineması vardı. Rahmetli Halit Araboğlu ile birlikte o sinemada konsere gelmişlerdi. Hatırlar mısın? Seneyi söyleyeyim. 71 veya 70. Sevda Yüklü Kervanlar okumuşsunuz ikiniz de birlikte. Ya birlikte derken ayrı ayrı plaklarda Sevda Yüklü. Yo, ben o Sevda Yüklü Kervanlar bizim sevgili arkadaşımız, ağabeyimiz Mehmet Genc'in bir şarkısıydı. Halit Araboğlu okudu.
Önce ben okudum da ondan sonra... Ondan sonra okudu. Ama ikiniz oraya konsere geldiniz. Merhum, doğru mudur? Halit Bey okumuştu. Onu anımsayamıyorum sevgili İbrahim. Onu anımsayamıyorum. Ben şimdi yalan mı söyleyeyim? Sen şimdi Urfa'ya geldin mi gelmedin Hayır, mi? Hayır yalan söylemiyorsun. Urfa'ya geldin mi gelmedin mi kardeşim? Onu bir söyle. Urfa'ya biz çok geldik. Ben zaten Urfalıyım sevgili dostum. İşte o öğrenmek hadiseyi, istediğiniz buydu. O hadiseyi öğrenmek ben... istediğiniz buydu. Urfa'nın Birecik. Anlayamadım ama Birecik, doğrudur. Birecik. Doğrudur. Birecik kazasından Urfa'nın halfeti. Evet, 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 evet. Evet. Şimdi. Fıstık Özü Köyü. Buradan da köyümdeki dostlarıma, canlarıma da selam gönderiyorum. Babacığım senin ellerinden öpüyorum. Evet. Tarsus'ta ilk tanışmamız Tarsus'ta oldu. Aynı otelde kalıyorduk. Evet, evet. Ve aynı pavyonda çalışıyorduk. Evet, evet, evet. Vay be. Doğru mu? Evet, evet. Hatırlar mısın babam bir gün rahatsızlanmıştı. Gazinolarımız karşı karşıyaydı. Aynı gazinoda çalışıyordu. Baba sen her şeyi unuttun. Yok, ya. Yok aynı gazinoda çalışmıyorduk dostum. Vallahi billahi aynı ya. Ha şimdi aynı. Sahipleri kadar Tarsus'tan buraya geldiler ha. Sen Urfalı Mahmut hemşerimizin... O dedi. Ayrı sonra o. İlk birlikte çalıştık. Sonra huzur pavyona geldim ben. O Mehmet'in yeri, Urfalı Mehmet'in yeri. Mehmet miydi? Evet, Mehmet. Doğru yani Urfalı dedin, Urfalı Mehmet'ti. Ben 33'te çalışıyordum. Onu... 33'te birlikte çalıştık bir ara. Bir ara da birlikte çalıştık, söyleme sahip. Ben ondan sonra çıkıyorum. O ben oturuyorum, onu dinleyeyim, dinlenmez soruyorum, ondan sonra çıkıyorum, program da yapamıyorum. Müslüm Baba kıyamet kopartıyor, ortalık yıkılıyor, yer yerinden oynuyor. Ben gelmişim böyle bakıyorum adama. Allah bizi getiriyor sonra buralara. Bakın bu çok önemli. Bunlar itiraftır. İtiraftır beyler. İçki konusuna gelince ben rakı içerim. İçerim. Ben de şarap içerim. Aslanlar gibi içeriz. Harbiden. Ben yıllar önce ben de anlattım. Ben içmiyorum lafını kestim ben içmiyorum. He? Ben içmiyorum baba. Ben içeni seviyorum ben rüyamda içiyorum. Sen şarap içmiyor musun? Ben rüyamda içiyorum. Peki ben itirafta bulunuyorum. Ben itirafta bulunuyorum. Ben gençleri uyarmak istiyorum. Bakın delikanlılar. Sigara zararlı. Alkol zararlı ama bakın eroin, kokain, namusunuz, haysiyetiniz, onurunuz, kişiliğiniz varsa, ailenize, etrafınıza, çoluğunuza, çocuğunuza, mahalledeki arkadaşlarınıza saygınız varsa onu kullanmayacaksınız. Ben tam 16 sene etti kokaini bırakalı. Ben 4 sene kokain içtim. Kim içirdi bana? Eş, dost, arkadaş dediğimiz dostlarımız. Ha. İyi dostlarım da vardı, kötü dostlarım. Kötü dostlar bana alıştırdı. Ama ben kendimi kurtardım. Sakın, sakın ola ki düşmeyin. Sakın ola. Yalvarıyorum size. Her gün gelin beni 25 dakika dövün. Yaşınız önemli değil, ne olursa olsun. Gelin beni 15 dakika dövün. Ama onu 15 saniye elinizde tutmayın. Tabii evet. Yani insanın... Evet, i̇nsanın evet. En güzel şimdi insanın en güzel hali duru halidir yani duru net, halidir sade. Bahset evet, evet net evet, halidir evet, yani evet. Çünkü delikanlıyı bakın delikanlı üç şey yıkar: kumar, içki ve kadın. Evet doğru. Kötü kadına düşersen kumarda kaybedersen, içkiyi kaçırırsan delikanlı her zaman böyle dik olmalı. Dik. Evet. Evet. Şimdi internet sitemize gelen isteklerin başında, en başında gelen, yemin billah ediyorum, klibi var diye, klibi de var diye tahmin ediyorum. Zaten şarkı çok güzel. Klipte olunca Nazan Öncel'in şarkısı neymiş? Aşkım evet. Bir gün yolda giderken konuşurken bir şarkı duyduğunda aklına geldi, oluyor mu hiç? Uzanmış düşünürken, denizi seyrederken ummadığın bir şeye gözünün dolduğu üzüldüğünü görmek istedim.
miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım, ne istersen söyle aşkım. Bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım, ne istersen söyle aşkım. Bu senin farkın. Aklına geldi, oluyor mu hiç? Böyle güzel bir günden, şu denizden, şu gülden, ikimizin resminden gözünün dolduğu, oluyor mu hiç? Üzüldüğünü görmek ister miyim? Dayanabilir miyim? Ne sanıyorsun beni? Aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım, ne istersen söyle aşkım. Bu senin farkın. Ah aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. Acılar içinde kaldım, sen ne dersen söyle aşkım. Bu senin farkın. Taş mıyım, duvar mıyım? Ben sana hıyar mıyım? Ah taş mıyım, duvar mıyım? Ah ben sana hıyar mıyım? Teşekkür ediyorum. Yine o istekler içinde bir istek vardı ki onu birlikte Müslüm Baba ile birlikte söyledi ki Müslüm Baba'ya teşekkür ederim. Ya Müslüm Baba, ben özür dilerim de odada muhterem ablayı görmedim. Ya, muhterem hanım evde misafirleri vardı. Yalan. Niye yalan ki? Kavga yok yani. Yok canım. Kavga yok, barış var, sevgi var, saygı var, hoşgörü var. Daha ne istiyorsun? Para yok mu? Dedi ki daha ne istiyorsun, başka bir şey yok, para mı? Dünyada en güzel şey saygı. Bir insan bir insandan korkuyorsa o her türlü kötülüğü yapabilir. Bu karı koca da olabilir, iki arkadaş da olabilir. Ben her zaman derim ki, mesela eskiden kabadayılar vardı. Hayranlıkla böyle izlenirdi kabadayılar. Böyle bakarsın. Kabadayıdan korkmayacaksın. Kabadayı seni ürkütmeyecek. Seni korkutmayacak. Kabadayıyı seveceksin. Sevdirecek kendini. Kabadayılık odur. Açı doyuracaksın. Ceketsize ceket giydireceksin. Yani ekmeğinin kabadayısı olan her insan sevilmek mecburiyetindedir ve kendini sevdirir. Ben şahsen yıllardır ekmeğime çalışıyorum abi. Eşek gibi de çalışıyorum. Hiç de ar etmiyorum. Ben tuvalet de temizledim. Yemin billah ediyorum, elimi buraya kadar tuvaletin içine soktum, temizledim. Ama şimdi dersen temizler miyim? Ben zorda kaldım, kendi otelimin tuvaletini de temizledim. Biz alışmışız. Biz hani piçine derler ya, piçine yetiştik. Aşağıdan geldik, yukarıdan tepeden inmedik. Aşağıdan geldiğimiz için bizi hiçbir şey rahatsız etmiyor. Beni şöhret, möhret de şımartmıyor. Şımartmaz da. Ben buyum, böyleyim. İşte baba, 30 senedir baba. İbo, 30 senedir İbo. Yani... Kim bizim için ne derse desin, kim bizim için ne düşünürse düşünsün, yine söylüyorum,
File hazırlanmış lokmayı karıncalar çekemez. Reklamlar. Gel. Kaldır kafanı abi. Zoom yap biraz. Evet. Evet. Yes. Sol çek kafanı. Çevir. Abi açılma, açılma. Bak rejiden talimat oluyor. Allah cezanı verecek. Zoom yap. Koltuk ne olduğu belli olsun. Gir. Son kaç? Yakın bende ol. Yakın bende, sonra genişe geçeceğiz. Renkler uymuş falan diyeceğim. Evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abicim. Tüfi. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi bu renklerin uyum sağladığını söylemeden geçemeyeceğim. İlk defa koltuk ve halı olağanüstü bir renk uyumu sağlamış. Ve Kayahan abimiz az önce bize telefon açtı. Şarkıcı, çok önemli besteci ve yorumcu Kayahan diyor ki 7 Haziran'da Rumeli Hisarı'nda bir konser yapıyorum. Bu okumayan çocuklar için, kız çocukları için, okumayan kız çocukları için bir konser yapıyorum. Lütfen insanlar ilgi göstersinler. Benim orada şarkı söylemem önemli değil ama onların okumayan çocuklara yardım çok önemli gerçekten. Gerçekten. Saygılarımızı iletiyoruz. Babaya teşekkür ettik. Babayı odasına gönderdik. Bıyık meselesine gelince %85 %15 böyle görsek seni, bir de bıyıksız görsek %85 kesme diyorlar ama haftaya devamını yapacağız. Keselim mi ki? Çünkü site kilitlendi ve Rum, tıkat, 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 rum, tıkat, 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 rum.